PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde layoutları işleyeceğiz. Layout'ın Türkçe karşılığı düzenleme, örtü, planlama gibi anlamlara geliyor. Tasarıma giriyor biraz arkadaşlar layoutlar. Flow layout'ı öğreneceğiz öncelikle. Flow akış demek, akım demek arkadaşlar. Border layout ve box layout ile devam edeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Kütüphanelerimizi ekleyelim arkadaşlar. Gerekli kütüphanelerimizi. Border layout kütüphanemizi eklememiz lazım. Flow layout zaten default. Onu eklememize gerek yok. Import java awt diyelim. Border layout import border layout ekledik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de neyi ekleyecektik? Flow layout ekleyelim arkadaşlar. Pardon. Onu da eklememiz lazım arkadaşlar. Ne kadar default olsa Java AWT özelliklerini kullanmamız için Flow layout. Tamam, güzel. Border layout'umuz da hazır. Şimdi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ben 9 tane buton tanımladım. Butonumuz var. Main fonksiyonumuz var. Frame'imiz var. Gördüğünüz gibi burada da temel özelliklerimiz var. Bunların artık ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle flow layout'ı göstereceğim demiştim. Şöyle hepsini sırasıyla göstereceğim ve yoruma çevireceğim kullanmadığımı. Kullanmadığım kodları yorum yapacağım. Çünkü size vereceğim kodları layout. Flow layout diyoruz. Öncelikle eklememiz için panelimizi oluşturmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Panelime ben panelim nokta add diyorum arkadaşlar. Add eklemek demek. Panelim pardon. Öncelikle arkadaşlar panelim set layout diyeceğiz. Add değil arkadaşlar. Panelim set layout. Bakın çıktı zaten arkadaşlar. Sonra new flow layout diyoruz. Layout. Sonrasında ise arkadaşlar içerisine flow layout diyoruz. Bunu layout flow layout diyoruz arkadaşlar. Bunu ne için yapıyoruz? Bunu sağa çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi sağ buton oluşturacağız. Onları sağa çekeceğiz. Right diyoruz. Daha sonra 30 x 20 de y ekseninde boşluk olsun. Hemen buradan butonlarımızı ekleyelim ve görelim nasıl bir şey olduğunu. Buton 1 nokta new j buton diyoruz. Şöyle şunun adına buton 1 yazalım. Buton 1. Aynı şekilde buton 2'yi de oluşturacağız. Buton 2. Güzel, hemen panelimizi ekleyelim. Panelim nokta add buton 1. Panelim nokta add buton 2. Güzel. Evet, bir hatamız var. Hemen hatalarımızı düzeltelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım ne diyor. Buton, evet, butonu, evet, şurada nokta koymuşuz. Eşittir olacak arkadaşlar şuralar. Buton 1. Evet, sanırım başka da hatamız yok. Şunu aşağı indirelim. Ctrl F11 yapalım. Evet, gördüğünüz gibi sağladım arkadaşlar. Sağa koydum. Aralarında bakın x ekseninde 30'ar piksellik, y ekseninde ise 20'ar piksellik boşluk var. Bunu tabii ki left şeklinde veyahut da center şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi de sola aldım. Layout dediği bu görüntü düzen arkadaşlar. Şimdi flow layout buydu. Flow layout default olarak kullanılan ve kullanışı böyle arkadaşlar. Kullanışı bu. Peki biz burada eğer ki boşluk vermeseydik, Ctrl+F11 deseydik, bakın kendisi ortaladı. İkisini de sola yaptığımızda. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu yorum yapalım. Flow layout'ı anlattık. Flow layout buydu. Fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten kullanacağız ileriki derslerimizde oldukça sık. Şimdi ön bilgi olsa yeter. Şimdi border layout'ı göstereyim. Border layout. Kullanışını bilin yeter. Border layout. Güzel. Border layout dedik arkadaşlar. Şuraya panelim
Set layout diyoruz. Set layout new. Bu sefer border layout diyeceğiz arkadaşlar. Border layout diyoruz. Şimdi benim kaç tane butona ihtiyacım var burada arkadaşlar? Mesela 6 tane buton oluşturayım ben burada. 6 tane buton oluşturayım. Border layout. Burada herhangi bir özellik vermeyeceğiz. 2, 4, 6 tane buton 2, buton 3, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 tane buton oluşturduk. Şimdi panelimize ekleyelim bunları arkadaşlar. Panelim nokta at buton 1. Buton 1. Aynı şekilde ne yapacağız? Buton 2, buton 3, buton 4 şeklinde. 3, 4, 5. Kaç oldu? Buton 1. Niye sildik? 2, 3, 4, 5. Bir tane daha lazım. 6. Güzel. Şimdi ekledik. Bakalım bir CTRL F11 yapalım. Gördüğünüz gibi gözükmüyor. Sadece 6 gözüküyor arkadaşlar. Diğerkileri gözükmüyor. Neden? Çünkü bunların biz yön vermemiz lazım bunlara. Butonlara. Nereye koyacağımızı. Yoksa border layout'ta hepsi üst üste biner. Gördüğünüz gibi. Ama ne vardı? Flow layout'ta öyle bir şey yoktu. Üst üste binmiyordu. Şimdi şöyle yapacağız. Virgül koyuyoruz. Border layout border layout mesela north. Kuzey miydi north? CTRL F11 yapalım. Bakın gördünüz mü? Kuzeyde yukarıda yani buton 1 var. Buton 1'imiz. Buton 6 hala gözükmüyor. Aynı şekilde border layout nokta bunu da south diyelim. Güney. CTRL F11. Bakın güneyde yani altta buton 2'miz var. Aynı şekilde border layout east e ast. Bu neydi? Kuzey miydi? Batı mıydı? Yanlış yazdık. Evet. Border layout nokta east. Tamam. CTRL F11 yapalım. Bakın kuzeyde east, kuzeyde doğuda buton 3 var. Hemen şuraya geliyoruz. Virgül koyuyoruz. Border layout nokta west. CTRL F11 yapıyoruz. Bakın batıda. Ve bir tane de ortada neyimiz olması lazım arkadaşlar? Evet, 5 tane 6 tane fazla oldu aslında sanki. Border layout 5'i de centerlayalım. Border layout nokta center. CTRL F11 yaptığımızda gördüğünüz gibi bu buton 5 gözükmüyor. Neden? Çünkü buton 6 var. Default olarak gözüküyor. O yüzden buton 6'yı silelim. Fazla koymuşuz. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane oldu. Bu da border layout'tu arkadaşlar. Şöyle de kullanabilirsiniz border layout'ı. Mesela yeni bir panel eklersiniz. Onu onun içerisine eklersiniz. Yani ne demek o? Üst üste gelmemesi için. Üst üste geliyordu değil mi arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Şimdi şunu yorum yapalım. Şöyle şu buton kısmını. Şurayı yorum yapalım. Şimdi devam edelim. Ne demek istediniz hocam? Üst üste gelmemesi için. Şunu demek istedim. J panel. Panelim 2 diyorum. Panelim 2 eşittir. New J panel. New J panel. Tamam. Panelimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi panelim 2'ye, panelim 2'ye at buton 1, buton 1'imi panelim 2'ye yine at buton 2, bakalım üst üste gelecek mi arkadaşlar? En sonunda panelim 2'yi eklemem lazım. Panelimi, ana panelimi, panelim 2'yi eklemem lazım ve bunları mesela şimdi bir bakalım, sadece panelim 2'yi ekleyeyim. CTRL F11 yapayım. Hata vardı. Kapatmadık. Bakalım gördüğünüz gibi ikisini de ortaladı arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Biraz önce oysaki üst üste biniyordu. Böyle de kullanabilirsiniz. Şu ana panelimizin içerisine panelime ikinci bir panel ekledim. O panelin içerisinde butonlarım. O panelimin içerisinde. İstersek bunu tabii ki yine border layout deyip mesela border layout deyip North diyebiliriz arkadaşlar. North. CTRL F11 yaptığımızda North neresi ya? Kuzeyde herhalde. Gördüğünüz gibi kuzeyde, tepede belirtiyoruz arkadaşlar. Kuzeyde belirtiyoruz. Şimdi
Bunu da yaparım. Son olarak da box layout'ı göstereyim ve dersi bitireyim. Bunları oldukça sık kullanacağımız için sorun yok arkadaşlar. Zaten isteseniz istemeseniz de öğreneceksiniz. Şimdi şöyle yapalım. Box layout dedik. Box layout. Box diyorsunuz. Mesela kutu tanımlayalım. Kutu diyelim. Box kutu demek Türkçe karşılığı. Box nokta creator creator horizontal box, yani yatay bir kutu oluşturalım. Yatay bir sistem oluşturalım, düzen yan yana gelen. Onun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kutu nokta add buton 1. Mesela buton 1. Şimdi kutu add buton 2 diyelim. Buton 2 diyelim. Şimdi bunun çalışması için arkadaşlar buradan biz bu this paneli yorum yapmamız lazım. Panelimizi sileceğiz. Kutumuzu default olarak ekleyeceğiz. This add kutu. Evet, kutumuzu da eklemiş olduk. Arkadaşlar kendimiz box, kendi kutularımızı kendimiz oluşturduk. Java'nın default olarak kullandığını kullanmayacağız. Bakın gördüğünüz gibi iki tane butonum var burada. Fakat birbirlerine bitişik arkadaşlar. Bunları ayırmak için kullanılan sistem var. Bakın eğer ki siz bunu kaldırmazsanız paneli gördüğünüz gibi gözükmez. Neden? Çünkü biz Java'nın panelini kullanmıyoruz arkadaşlar. Default olarak kullandı. Biz kendi kutularımızı, frame'lerimizi burada oluşturuyoruz arkadaşlar diyebiliriz yani. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya aralarında boşluk oluşturmak için arkadaşlar kutu add box nokta create horizontal strut. Create horizontal strut diyoruz. Mesela 4 piksellik aralarında yatay bir boşluk olsun. Arkadaşlar yatay bir boşluk olsun. Bakın aralarında 4 piksellik boşluk var. Biraz önce bitişikti. Bunu 40 yaparsak daha da iyi anlayacaksınızdır. Bakın gördüğünüz gibi 40 piksellik bir boşluk var aralarında. Şimdi biz bunu tekrar 4 yapalım ve birkaç tane kutu eklediğimizi düşünün. Şöyle 2 tane daha ekledik. Kaç tane ekleyelim? 2 tane daha eklesek mesela. 4 tane ekleyelim şöyle arkadaşlar. Buton şunu kaldıralım. Şöyle şuradan. Bir dakika. Şunu kaldıralım. Buton 2 dedik. Buton 3, buton 4. Bir de nereye ihtiyacımız var? Şöyle şuraya. CTRL F11 diyelim. Gördüğünüz gibi her buton arasında 4'er piksellik bir ne var? Boşluk var. Mesela şu 4. butonun da 3. buton arasında birazcık daha değişiklikler yapalım. Horizontal ne diyelim? Glue'yu göstereyim size. Horizontal glue'yu. Glue. Kutu add box nokta create horizontal glue diyoruz. CTRL F11. Evet, gördüğünüz gibi kendisi maksimum boşluğu bıraktı arkadaşlar. Bırakabileceği maksimum boşluğu kendisi oluşturdu. Onun haricinde yukarıdan ve aşağıdan boşluk bırakmak istiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıdan ve aşağıdan. Bunun için dimension tanımlamamız lazım. Kutu add yine box nokta create rigid area diyoruz. Create rigid area, yani boşluk oluşturmak için. Bunun için new dimension tanımlıyoruz. Bir new dimension oluşturuyoruz. Bu fonksiyonu kullanmamız lazım. Mesela 30 x ekseninde nereye yazdık 30'u? Ha. Num çalış arkadaşlar. Insert'e de bastık. Şimdi 30 x ekseninde 20 y ekseninde boşluk bırakıyoruz. CTRL F11 yaparsak bir hata var ki noktalı virgül. Her zaman unuttuğum şey. CTRL F11 yaptığımızda bakın artık 30 piksellik ve 40 piksellikte y ekseninde, bu 20 piksellikte y ekseninde boşluk bıraktık. Şimdi bu değerleri biraz arttırırsak mesela 100 yaparsak, işte bunu da 80 yaparsak birazcık daha hatamız var. Yetmedi mi alan? Alan yetmemiş olabilir. Evet, burada 3 tane olması lazım. Bir tanesini silmişiz. Evet, bakın gördünüz mü? Yani alan yetmediği için tabii ki şöyle büyütürseniz göreceksinizdir. Evet. Bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdi tekrar CTRL F1 bir yapayım. Evet, bu daha iyi oldu. Bu dersimiz bu kadar olsun. Böylelikle border layout, box layout ve flow layout'ı yani layout düzenlemeyi örtü de anlamına geliyor arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde birazcık daha üzerinde duracağız layout'un. Daha güzel tasarımlar yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.